Evet arkadaşlar, şimdi size kalsiyum anlatayım. Kalsiyum nedir? Yüksekliği ne demektir? Bu kalsiyum da çok sık istenen testlerden biridir. Şimdi kalsiyum arkadaşlar vücutta önemli bir elementtir. Tıpkı fosfor gibi. Özellikle kemiklerde ve dişlerde bulunur. Bunun yapısına girer. Kanda bulunan kalsiyum, toplam kalsiyum sadece %1'idir. Kalsiyumun çoğu arkadaşlar kanda da zaten proteinlere bağlanır, albümine bağlanır. Onunla taşınır. Şimdi kalsiyum vücutta ne işe yarar? Önemli görevleri var bunun. En başta kemik ve dişlerin yapısına girer demiştik. Onun dışında ne yapar? Sinirlerin, kasların ve kalbin düzenli çalışması için kalsiyum gereklidir. Hormonların salınması, damarların gevşemesi, onun dışında pıhtılaşmanın sağlıklı olarak gerçekleşmesi ve kalp atışlarının düzenli olması için vücutta kalsiyum gereklidir arkadaşlar. Kanda kalsiyum seviyesi ortalama kaçtır? Bu pek değişmez. Laboratuvarlar arasında da fazla değişmez. 8,5 ile 10,2 mg bölü desilitre arası kalsiyum normal kabul edilir. Tabi iyonize kalsiyum var, total kalsiyum var. Şimdi onlara girmeyelim. Peki şimdi kalsiyum testiniz yapıldı. Kalsiyum seviyeniz diyelim yüksek çıktı. Yüksek çıkarsa, kanda kalsiyum yüksek çıkarsa ne gibi belirtiler olur? Biraz bunları size söyleyeyim. Birincisi arkadaşlar kabızlık olur. Bağırsaklarınız yavaş çalışır. Onun dışında baş ağrısı, bulantı, kusma, iştahsızlık olur. Karın ağrısı olabilir, aşırı susama hissi olur. Fazla miktarda idrara çıkarsın, yani sürekli idrarınız gelir. Böbrek taşı bile oluşumuna yol açabilir bu fazla kalsiyum yüksekliği seviyesiyle orantılı olarak. Onun dışında kemiklerde ağrı, yorgunluk, depresyon ve konfüzyon, yani böyle beyin sisi, hafızada bulanıklaşma gibi durumlar kalsiyum yüksekliği ile gider arkadaşlar. Peki kalsiyum yüksekliği belirtileri bu. Kalsiyum yüksekliği niye olur? Biraz bunlara sayayım size. En baş neden arkadaşlar primer hiperparatiroidizm. Bu paratiroid bezleri şu boyunda tiroid bezinin önünde 4 tane böyle bezelye gibi bezdir arkadaşlar. Hiperparatiroidizm demek bu bezlerin fazla çalışması demek. Bu bezler paratormon denen bir hormon üretir. Bunlar fazla çalışırsa bu paratormon da ne yapar? Kanda kalsiyum yükseltir. Bu paratormon kana kalsiyum veren bir hormondur. Kemikten alır, kana verir. Öyle düşünün. Onun dışında yine kalsiyum yüksekliğinin diğer nedenleri nedir? Mesela uzamış yatak istirahati. Özellikle yatalak hastalarda yükselebilir. Kemiğe yayılmış bir takım kanserler. Ektopik paratormon üreten bir takım yine kanserler. Onun dışında kemik hastalıkları özellikle paget, paje hastalığı, fazla vitamin D tüketmek, onun dışında yine tüberküloz ve sarkoidoz gibi böyle bir takım granulomatöz hastalıklar, böbrek yetmezliği, lösemi, lenfoma, multiple miyelom gibi kemik iliği ve kan hastalıkları, hipertiroidizm yani tiroid bezinin fazla çalışması, bu da kalsiyum seviyenizi yükseltebilir. Ve yine çok sık bir neden de nedir? İlaçlardır arkadaşlar. Hangi ilaçlar? Tiazid grubu, diüretikler, lityum grubu ilaç. Bu lityum psikiyatride kullanılır genelde. Ve mide ilaçlar yani antiasit ilaçlar. Bunlar kalsiyum yüksekliğinin nedenleridir arkadaşlar. Yani kalsiyum yüksekse kanınızda bu saydığım nedenlerden biri vardır. Evet, kalsiyumun önemini anladık, seviyesini anladık. Niye düşer, niye yükselir, belirtileri nelerdir? Bununla ilgili arkadaşlar yine sorunuz varsa veya başka bir soru da olabilir, aklınıza takılan bir soru varsa videonun altında yorum ekle kısmı var arkadaşlar. Oradan bana ne yapabilirsiniz, sorabilirsiniz. Yine böyle haftada 1-2 kez canlı yayın yapıyorum. Soruları sizden gelen cevaplamaya çalışıyorum. O canlıyla takip edin. Abone olun. O abonede bir zil var. O zili açın ki o yayın olduğu zaman haberiniz olsun arkadaşlar. O yayınları da canlı yayınları da takip edebilirsiniz. Evet. Kalsiyum böyle arkadaşlar. Sorunuz varsa sorabilirsiniz. Çekinmeden bir başka videoda görüşelim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.